Yok, hoca çok umutlu. Dediğim Evet. gibi 3 tane doğal şampiyonluk adayında yerli hocalar var. Tek yabancı hoca. Ama tabii önemli bir teknik adam. Orsic gibi de iyi bir transfer de yapıldı. Nasıl bakıyorsun Ya bir Trabzonspor'u? kere zaten Bielitsa'nın yani bir sürü tercihlerine sebebi vardır ama sebeplerinden biri de etkili oyuncuları takıma katabilme potansiyeli. Orsic bunlardan biri. Yani Bielitsa olması büyük ihtimalle Orsic gelmeyecek. Doğru. Yani ikna süreci de bunlardan biri. İki, şimdi baktığımızda üç büyük rakibi kadar fazla para harcayamıyor Trabzonspor. Yani gelirleri o kadar yüksek değil ve daha da temkinli olmak durumunda. Bu yüzden ne yapacak Trabzonspor? Biraz daha hem yarışı hem yetiştirmeye çalışacak. Dünyada en önemli yetiştirici ekolü de Hırvat ekolü. Futbolda hem yetiştiriyorlar hem yarışıyorlar. Bunu yapabilen nadir ülkelerden biri son dönemde. Bu yüzden bu ekolden gelen bir teknik adam eğer uyum sağladığı takdirde ben Trabzonspor'da başarılı olabileceğini düşünüyorum. Şu an için işler iyi gidiyor ama bir tabii maçları görmek lazım. Ne olursa olsun sonuç almak zorunda. Fatih Doğan. Geçen seneki iniş çıkışlı performansları vardı. İlginç denemeler de oldu büyük maçlarda. Onlar biraz kafamızı karıştırmıştı. Ama onu daha sonraki süreçlerdeki aynı yanlışlarına devam etmediğini gördüm. Bu açıdan da sanki bir arayışta. Bu demeçlerini de görünce insan birazcık şaşırıyor ve hocanın nasıl baktığını anlamamızı sağlıyor aslında. Sıfırdan başlıyoruz diyor mesela. Yarım saat konuşalım üstüne. Çok kötüydük, geçen sene çok sıkıntılar yaşadık diyor. Tabii her yorumun, her açıklamanın bir de tersi vardır. Yani Abdullah Hoca bize o kadar sıkıntılar yaşatacak bir takım bıraktı mı demek istiyor. Ya da bu takım sıfırlanmış, ben yeniden sıfırdan bir takım kurmak istiyorum diyor. Bunlar hep tartışılacak şeyler. İşin açıkçası ben geçen sene Abdullah Hoca'nın şampiyonluk sonrasındaki süreci iyi yönetemediğini, iyi transferler yapamadığını ve bu süreçten dolayı ayrılmak durumunda kaldığını ve Trabzonspor'un ciddi manada transfer politikasından dolayı borçlarının çok ciddi manada arttığını, en büyük kaybın ise bunlardan daha önemli kaybın ise aşkla, şevkle, İstanbul'dan uçaklarla, araçlarla Trabzon'a giden seyircinin tribünlerden çekilmeye başladığını Abdullah Hoca döneminde görerek onları uyarmıştım. Ama haksızlık etmeyelim. Ne Trabzonspor sıfırlanmış bir takım, ne de çok böyle sıkıntılı yaşansa da öyle büyük sıkıntılı yaşayan bir takım değil. Trabzonspor bence hala şampiyonluğun adayıdır. Güçlü bir takımdır. Yeniden yapboz yapıp sıfırdan başlamaya gerek yoktur. Mevcut üzerine kurulmuş, bence çok değerli oyuncuları olan, değerli bir sistematiği olan, tabii ki her takımda olduğu gibi sıkıntılar olan bir takım. Hoca sıfırdan başlamıyor. Yani bugün Trabzon'a en azından hani 4'ten 5'ten başlar, 3'ten başlar. Sıfırlık bir takım değil. Güzel bir takım olduğunu da düşünüyorum. Sadece hocanın son 2-3 haftada oynattığı güzel bir oyun da var. Biraz daha oyunun felsefesini değiştirmeye başladı. Trabzon'a daha dengeli, daha Evet. komplike bir oyun oynatmaya başladı. Bu da şahsen Trabzon adına beni umutlandırdı. Hatta ben hocaya derbi maçından sonra eleştirince Senat dedi ki hoca deniyor biraz beklemek lazım bence demişti. Deniyordu. Evet, sonraki maçlarda da gördük ki o bariz hatalarından vazgeçip Senat'ın İyi dediği ki erken noktada gelmiş. Bak işte onun en azından faydasını bir önceki sezonda doğru. görüyor. Sıfırdan hani şimdi deneme yapacağını sezon başına geçen senelerim. Kaybedilmiş sezonu denemesi daha iyi. Yani Doğru. işte burada şu kültürü tartışabiliriz. Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray falan bunlar denenecek, denenerek görülecek takımlar değil. Belli bir konsept olur. İşte Bayern Münih'e gidince şöyle demiyor hoca. Ya ben sıfırdan bir Deneyim. takım deneyeyim de demiyor. Yani sportif direktörünün ayrı, menajerin ayrı, başkan, yönetim karar mekanizmanın aynı, scoutların sistem içerisinde devam ediyor. Sadece hocanın ya sisteme uygun olması lazım. O sisteme uygun hoca getirmeniz lazım. Ufak ufak değişiklikler tabii ki %20-30 opsiyon ama sıfırdan bir takım kurdurmak hem maliyetli olur hem de sıkıntılı olur. Fenerbahçe şimdi Jesus'a göre takım kurdu. Şimdi sayalım kaç tane oyuncu adı geçmiyor. Yani Jesus gitti, oyuncular gitti. Maliyeti Fenerbahçe'ye kaldı. O zaman her gelen hocaya sıfırdan takım kurdursanız takımların batmış olan ekonomileri daha da başka yerlere gider. Onu da doğru bulmuyorum ama Trabzonspor iyi bir takım, iyi kadrosu var. Gördüğüm kadar hocası da çalışkan, hırslı ve başarıya da odaklanmış bir isim. Ben genelde hem Hırvat ekolü, Sırp ekolü, işte oradaki Bosna ekolü, Balkanların ekolünü beğeniyorum. Oyuncu yapılarını da beğeniyorum. Hoca olarak da, futbolcu olarak da her dönem Türkiye'ye geldiklerinde azami katkı sağlamışlardır. Yani çok vasat performans hatırlamıyorum. Yani hepsi en iyi olmamıştır ama vasat performans hatırlamıyorum. O Doğru. yüzden Trabzonspor'un kendisinde şehrinde mutlu olan, anlayan ve başarıya aç bir teknik adamla çalışması bence doğru bir karar. Şimdilik izleyip görmek gerekiyor. Bu arada sıfırdan takım dedin ya.
Hani Jesus Hoca'ya mı sıfırdan takım kurdurursun, Bielitsa Hoca'ya mı diye sorarsan Bielitsa Hoca'ya derim. O kadar güveniyorum o anlamda ve oyuncuların katabilecekleri anlamında takıma. Rakitic bombası. Taraftarların iştahı kabardı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Marek Hamşik kalitesinde 30 yaş üstü bir oyuncu bulmaları halini alabileceklerini söylemesi taraftarları heyecanlandırdı. Bordo Mavili taraftarların gönlünde Hırvat orta saha oyuncusu yatıyor. İşte detaylar. UEFA Avrupa Ligi'ni 7. kez kazanan Sevilla'nın yaşadığı maddi kriz nedeniyle kadrosundaki tüm oyuncuları satışa çıkarması, Trabzonsporlu taraftarların iştahını kabarttı. İspanyol ekibinin Hırvat yıldızı Ivan Rakitic'i fırtınada görmek isteyen taraftarlar, Başkan Ertuğrul Doğan'ın, Marek Hamsik kalitesinde 30 yaşını geçen bir oyuncu bulursak alırız, söz var, işte o yıldız Ivan Rakitic. Başkaları almadan hemen talip olalım. Ivan Rakitic Trabzonspor'a çok yakışacak dediler. Hırvatistan milli takımının kaptanlığını da yapan 35 yaşındaki Rakitic'in bir yıl daha Sevilla ile sözleşmesi bulunuyor. La Liga'da 420 maça çıkan Ivan Rakitic, 58 gol attı, 70 asist yaptı. Trabzonspor'a 1 metre 91 santimlik kule. Transfere sıcak bakıyor. Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo Mavililer, Bruno Petković'ten sonra takım arkadaşı Sandro Kulenović için de çalışıyor. Hırvat basını 1 metre 91 santimlik golcünün sıcak baktığını söyledi. Karadeniz ekibi forvet mevkii için Dinamo Zagreb kulübünün kapısını aşındırıyor. Yönetimin tek isteği Bruno Petković değil. Fırtına, aynı kulüpten Sandro Kulenović'in de peşinde. Hırvat basınında çıkan haberde, Trabzonspor'un teknik direktör Nenad Bjelica'nın 1 metre 91 santim boyundaki forveti takımında görmek istediği kaydedildi. Haberin detayında Bruno Petković'in kısa süre içinde bordo mavili formayı giyeceği, onu Kulenović'in de takip edeceği ifadeleri kullanıldı. Karadeniz ekibinin kadrosuna katmak istediği Sandro Kulenović geçen sezonu Lokomotiva'da kiralık geçirdi. Hırvat temsilcisi 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda tutmayı planlamıyor. 2025'e kadar kontratı var, bonservis bedeli 2 milyon euro. Trabzonspor'un Bruno Petković'te uyguladığı taktiği Kulenović için de sahneye koyacağı kaydedildi. Çok daha düşük bir teklifle onu renklerine bağlamaya çalışacak. 1 metre 91 santim boyundaki oyuncu hava toplarına çok hakim. Gücüyle stoperleri bir hayli zor duruma sokuyor. Pres gücü de yüksek. Juventus denedi. Sandro Kulenović, Zagreb altyapısından çıktı. Dinamo Zagreb'e transfer oldu. Legia Varşova'nın ardından Juventus onu altyapısında denedi. Rijeka ve Lokomotiva'da kiralık dönemler geçirdi. Kariyerinde 216 karşılaşmaya çıktı. 53 gol attı. 18'de asist yaptı. Hırvat kolonisi. Trabzonspor Bruno Petković ve Sandro Kulenović'i renklerine bağlaması durumunda kulüpteki Hırvat vatandaşı sayısı artmış olacak. Şu anda takımın hocası Nenad Bjelica ve kanat oyuncusu Mislav Orsic var, iki oyuncu kadroya katılırsa rakam 4'e çıkacak. Trabzonspor'da Munir El Haddadi iddiası. Bjelica karar verecek. Daha önceki yıllarda da Trabzonspor'un gündemine gelen Munir El Haddadi bir kez daha kapıya geldi. İddialara göre, son olarak Getafe forması giyen ve sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki faslı golcü Haddadi'nin bonservisi elinde bulunuyor. Nenad Bjelica'dan onay çıkarsa sol kanatta ve forvet mevkinde de oynayabilen 27 yaşındaki İspanyol oyuncu için teklif yapılacak. Aksi takdirde menajerine teşekkür edilecek. Munir El Haddadi'nin güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro olarak gözüküyor. Munir El Haddadi La Liga'da çıktığı 204 maçta 4 gol ve 20 asist yaptı. Kariyerinde ise çıktığı 311 maçta 84 gol ve 37 asist gerçekleştirdi. Fenerbahçe'den ayrıldı. Trabzonspor'a geliyor. Menajerlerden sürpriz bir teklif geldi. Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesi sona eren ve Suudi Arabistan'daki kulübü Al Ahli'ye dönen Ezgiyan Aloski önerildi. Nenad Bjelica onay verir ve oyuncu da kendi şartlarında anlaşmaya varırsa gelecek sezon Trabzonspor forması giyecek. Aloski daha önce Leeds United'den ayrıldığı ve Suudi Arabistan'a gitmeden önce aynı zamanda geçen sezon Fenerbahçe'ye gelmeden önce de Trabzonspor'un gündemine gelmişti. Siopis ve Bakasetas'ın tavsiyesiyle Başkan Ertuğrul Doğan'ın daha önce bir görüşme yaptığı Dimitris Pelkas da Fenerbahçe'den ayrıldı. Bjelica'nın Yunan oyuncu için olumlu rapor vermediği iddia edildi. Gelen bilgiler ise Pelkas konusunda da bir sürpriz olabileceği. Trezeguet gidiyor mu? Kararını verdi.
Trabzonspor'da Mislav Orsic'in transferi sonrasında eski takımı Al Ahli'ye döneceği konuşulan Trezeguet bu iddiaları reddetti. Avrupa'da oynamaya devam etmek istediğini açıkladı. Mislav Orsic'in transferi sonrasında Trezeguet'e yol göründü, geçen sezon 4 milyon euroya alınan Mısırlı oyuncunun yerine Nenad Bjelica eski öğrencisini aynı bedele aldı. Trezeguet'in eski takımı Al Ahli'ye döneceği iddia edildi. Al Masri Al Yum gazetesine göre, Trezeguet önümüzdeki dönemde Avrupa yolculuğunu tamamlamaya olan bağlılığı ışığında Al Ahli'ye dönme fikrini reddetti. Trezeguet, kendisine yakın olanlara, şu anda Al Ahli'ye dönmeyi düşünmediğini, özellikle de Avrupa'da daha yıllarca devam etmek istediğini söyledi. Trabzonspor'un efsane ismi futbol okulu açacak. Trabzonspor'un efsane ismi İbrahim Ayattara, Sakarya'da futbol okulu açma kararı aldı. Ünlü futbolcu İbrahim Ayattara, Sakarya'nın Hendek ilçesinde futbol okulu açmak için çalışmalara başladı. Bir dönem Trabzonspor forması terleten ünlü futbolcu İbrahim Ayattara, Hendek ilçesi Akova mahallesinde ilçesinde futbol okulu açmak için çalışmalara başladı. Hendek Akova Spor Yattara Futbol Okulu adı altında açılacak tesisin lansman töreni düzenlendi. Bu futbol okuluyla gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması, yetenekli futbolcuların yetiştirilmesi hedefleniyor. Akova Spor Kulübü'nde gerçekleşen toplantıya Akova Spor Başkan Yardımcısı Mutlu Kaya, Akova Spor Teknik Direktörü ve Yattara Futbol Okulu Sorumlusu Ali Kemal Yener, İbrahim Ayattara, Akova Spor eski oyuncularından İbrahim Diallo katıldı.